Evet, merhabalar. Briç hakkında bilgi vermeye devam ediyoruz. İlk dersimizde genel bilgileri vermiştik. Uzunluk puanı, kısalık puanı, onar puanı nasıl hesaplanır? Briç ile ilgili kısaltmalar nedir? Genel oyun kuralları nelerdir? Turnuvalarda nasıl oynanır gibi. Şimdi Briç'in en önemli birinci konusu bence oyun açılışlarıdır. Yani oyuna geçmeden önce, ikinci kısma geçmeden önce bir koz belirleyip ortağınızla anlaşıp ihaleyi almadan önce anlaşmanız için oyun açılışı yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz bir saat yönünde gider. Sıra sizde ise açılış sırası, konuşma sırası. Siz konuşursunuz. Elinizde açar puanınız yoksa ne yapacaksınız? Doğal olarak pas diyeceksiniz. Elinizi saydınız. Nasıl sayacağımızı söylemiştik oner puanını. Elinizde bir dam, bir ruanız var. Sadece 5 puanınız var. Bu elle doğal olarak pas geçeceksiniz. Pas kesmeyeceğiniz eller nasıl olmalıdır? Oyunu nasıl açacaksınız? Şimdi birlikte bakalım. Birinci seviye oyun açılışları. Bu açılış Briç'teki güçlü elleri gösterir. Yani 13 ila 19 hatta 20-21 puan aralığında çok geniş bir aralık. Bak, herhangi bir renk ile açtığınızda ortağınıza ve oradaki herkese diyorsunuz ki benim 13 artı puanım var. Yani benim puanım 13 ila 19 arasında. En az. Peki elinizde bir minör açılışı yapacaksanız, yani biliyorsunuz minörler sinek, trefli ve karo, sinek ve karo, bir içte trefli diyoruz ona. Nasıl yapacaksınız? Şimdi biz bu oyun bir içte bir de sistemler vardır. Saç dediğimiz, bizim Türkiye'de beşli majör deniyor buna. Beşli majör sistemine göre anlatacağız. Başka sistemler de var tabii ama şu anda dünyada kullanılan geçerli bridge sistemlerinden biridir bu. Şimdi yine çok kullanılan one over two diye bir sistem var. 1 üzeri 2 diye daha farklı bir sistem. Ancak biz şimdilik sayıca göre anlatalım. Saycın kuralına göre elinizde adı üzerinde beşli majör. Beşli majörünüz olmadan, yani ne demek bu? Pik, yani maça, kör, kupa olmadan 5 adet bu açılışı yapamazsınız. O nedenle şimdi diyelim elinizde beşli majörünüz yok. Evet, yani ne yok? 5 kör, 5 pikiniz yok. Mutlaka o zaman oyunu minör ile açmak zorundasınız. Yani trefli ya da karo ile açmak zorundasınız. Şimdi el dağılımınızda bir eşitlik varsa elinize baktınız. Elinizde 3 karo, 3 trefli var. Bu durumda en zayıf olan her zaman trefli ile açacaksınız onu. Sadece eşitlik durumunda. 2-2 olsaydı zaten majörünüz olurdu. Bu dağılım muhtemelen 4-4 dağılımıdır. Yani 4 kör atıyorum, 4 pik olabilir. Bu majörlerden biri 5 olduğu zaman zaten oyunu majör açmak durumundasınız. Elinizde 13 ile 19 arasında bir puanınız var. 14, 15, 12 bile olabilir bazen. 12 ile de açılabiliyor oyunlar. Ortağınızla anlaşmanıza bağlı. Diğer durumlarda sadece eşitlik durumunda 3 karo, 3 trefli durumunda daha zayıf olan trefli ile açıyorsunuz. Diyorsunuz ki 1 trefli diye açıyorsunuz oyunu.
Ancak diğer durumlarda fazla olan renkle açılır. Yani elinizde 5 trefli 4 kare varsa yine bir trefliyle, tam tersi olduğunda ise karoyla, yani fazla olan ile açılır oyun. Bir tek eşitse 3-3, 5-5, 4-4 gibi eşitlik durumunda biraz önce anlattığım gibi trefliyle açıyoruz. O zaman şöyle özetleyelim. Minör açılışlarında birinci derece, unutmayalım, birinci derecede oyunu açtığınız herkes pas geçti. Kaç löve el almanız gerekiyor? 7. Birinci derecede. İhale oynayanlar bilir. 7 alacaksınız. Batma almak için. Oyunu yapmak için. Oyun bien. Fransızca bien iyi çıktı, tam çıktı. İkinci derecede 8 löve el almanız gerekiyor. Bunları iyi kavrayın. Üçüncü derecede 9 el üçüncü derecede almanız gerekir. 10 el dördüncü derecede alıyorsunuz. 11 beşinci derecede. 12 altıncı derecede. 13 el löve 7. derecede. Yani birinci derecede pas 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 bir trefli pas 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 7 aldığınızda oyun bien çıkıyor. Yani iyi, batmıyor. Onun altında bir el alırsanız batarsınız. İkinci derecede 8 el yapmanız gerekiyor. Üçüncü derecede 9 el, dördüncü derecede 10 löve, beşinci derecede 11 löve, altıncı derece 12, en yüksek yedinci derecede ise 13 löve yapmanız gerekir. Bunu anladıktan sonra isterseniz burayı bir daha tekrar edelim. Elinizde minör olan açılış için beşli majörünüz yoksa, yani bu ne demektir? Pardon. Baktınız elinizde ne 5 kör var ne 5 pik var ama 13 puanınız var, 14 puanınız var. 21'e kadar gidebilir bu. 19, 20, 21 arası. Ne yapacaksınız şimdi? Baktınız normal ihalede olduğu gibi fazla olanı kos belirliyorsunuz. Yani bir sinek dediğinizde ya da bir karo, herkesin pas geçtiğini düşünürseniz kos karo olacaktır. Bunu böyle düşünelim. Rengimiz karo olacaktır. Kos rengi. Bir sinek, bir trefli dediğinizde, herkes pas geçtiğinde kozumuz doğal olarak trefli, sinek olacaktır. Bu durumda elinizdeki fazla olanı koz olarak söylemeniz mantıklıdır. Tek eşitlik halinde neden trefliyi seçiyoruz? Ortağınızda da belki karo kozu iyidir. Oyunu yükseltmeye gerek yok. O da karo, bir karoyu söyleyebilsin, ikinci dereceye inmeden söyleyebilsin diye. Tabii bunları ileride pratik yaptıkça daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi gelelim majör açılışlarına. Elinizde bir kör veya bir pik söyleme durumu. Elinizde 5 kör varsa ya da 5 pik varsa bunlardan biriyle oyunu açarsınız. Yine 13 ile 19 puan arasında olmalıdır. Eğer ki eşitse majörleriniz, olur yani bazen 5 körünüz var, 5 pikiniz var ya da 6-6. Bu durumda pikle açmanız gerekir bu sisteme göre. Evet, neden güçlüyle açıyoruz? Çünkü bir pikin üzerine rakiplerinizden birisi oyuna girdiğinde araya girecek mi rakipler? Yani oyunu size tek siz oynatmak istemeyeceklerdir. Amaç
Eğer ihale gibi düşünürseniz ihaleyi almaktır. Oyunu oynayıp puan yapmaktır. Tabii batmadan riskleri de var. Bir pik en hiyerarşide en yüksek renk olduğu için oyuna ikinci seviyeden girmek zorundalar. Yani birinci seviyede söyleyebilecekleri bir tek bir enti kalıyor rakiplere siz açtıktan sonra. Özel bir açılıştır bu da. Bunun özel açılış olduğu için en az 15-17 puanı olması gerekir rakiplerimiz. Ve de özel dağılımı olması gerekmektedir. O nedenle bir enti durumu zor olabileceğinden rakiplerinizin bir enti kozsuz oyun demek. Anlatacağız onu birazdan. Rakiplerinizin ikinci dereceye yani 8'e inmeleri gerekir. 8 ile oyuna başlamaları gerekir. Pikle açtığınızda. Ancak 5 körü tercih ederseniz başka bir rakibinizde de 5 pik, 4 pik varsa araya bir pikle girebilir. Unutmayın bunlar bu açılış konuları oyunu ilk açan için geçerlidir. Yani araya girme ile ilgili değildir. Siz açtıktan sonra rakipleriniz ellerindeki duruma göre konuşurlar. İlla ki elinde 4 kör olması gerekmiyor. Kendi riski tabii oyun mantığı içinde az olan renklerle araya girdiklerinde batma riskleri var tabii. Koz üstünlüğünü sağlayamayacakları için. Burada bir daha tekrar edelim. Elinizde en az 5 kör, 5 pik olduğunda açıyorsunuz. Eğer majörleriniz eşitse 5-5, 6-6 gibi o zaman güçlü olanla açıyorsunuz. Bir pik. Diğerinde zayıf, minörde zayıf, majörde güçlüyü tercih ediyoruz. Evet, bir enti. Türkiye'de buna bir sağ diyorlar genelde. Fransızcadan sans atu demektir bu. Sans atu kozsuz oyun demektir. Ne demektir? İhale oynuyorsunuz ama koz yok. Evet, onun bir tabii ki King oynayanlar, Ashley King. Özellikle son iki oyunlarında bilirler oyun tutmak önemlidir. El tutarınız olmazsa son iki size kalır gibi kuralları biliyorsanız bu durumu çok rahat çözersiniz. Eliniz dengeli bir dağılımı olmalıdır. Yani beşli kağıt ya da beşli majörünüz olmayacak. Beşli majörünüz varsa genel kural açılışı majörle yapıyoruz zaten. Yani bir kör, bir pik, bir maça ya da bir kupa diyorsunuz açılışta. Şimdi elinizde 4-4-3-2 yani sıralamayı biliyorsunuz bu sıralamada pik, kör, karo, trefli sıralaması gibi düşünün. 4-3-3-3, 5-3-2 gibi elleriniz olduğunda sans atu 15-17, 16-18 puan aralığında açılır. Bazen ortakla anlaşmanıza bağlıdır. Ancak genellikle 15-17 arasındaki eller ya da 16-18 daha çok 15-17 ile oynanıyor genelde turnuvalarda. Bu aralıkta 16-15-17 puan arasındaki aralıkta elinizi bir enti diye anlatırsınız. Bir enti ortağınıza ve orada oynayan rakiplerinize de tabii aynı bilgiyi vermiş oluyorsunuz bu durumda. Sadece ortağınızla konuşmuyorsunuz. Bir entinin ne olduğunu herkes biliyor masada. Rakipler de biliyor. Ne biliyor rakipler? Siz bir enti açtığınızda eliniz dengeli bir defa. Şu ikisi tercih. Elinizde ikili bir kağıt bile olması tehlikelidir. Onu söyleyeyim. Tercihen ikili kağıdınız olmamalı bana göre. 4-3-3-3 en ideal dağılımdır ama 5-3-3-2 tabii bu 5 majör olmayacak.
Başka bir kağıt olmalı. Pik değil. Kör değil. Kar olabilir. Sinek olabilir. Düşündüğünüzde bu elleri dengeli olmasının sebebi ise koz olmayacağı için sizin zayıf olduğunuz bir yer. Mesela elinizde iki tane sineğiniz var ve el tutarı yok. Boş sinek. Onörlü değil. Ya da kız ve ikili. As papas çektiğinde düşecektir. Rakiplerinizde de 5 sinek varsa buradan oyunu sağlam oynama şansınız pek kalmıyor. O nedenle dengeli ellerle söylemek gerekiyor bu açılışı. Tabii bu açılış özel bir açılıştır. Buna verilen cevaplar da farklıdır. Ortağınız nasıl cevap verir? O konuları ileride anlatacağız. Şimdilik sadece açılışı anlatıyoruz. Bunlar birinci seviyede açılışlardı. Birinci seviye unutmayalım. 7 löve demektir. En zayıf. Ama en güçlü açılıştır. Yani elinizde 13 puan var. Puanınız çok. En az. 12, 13 puanınız var. Bu puanınız 21'e kadar gidebilir bazen. 20, 21, 19 duruma göre. Bir içte de esnemeler vardır biraz. Bazı konular esner. Peki iki seviyesinde oyun açılışları. Şimdi bir seviyesi güçlü iken 2, 3 ve 4. seviyedeki oyun açılışları zayıf ellerle yapıyoruz. Tam tersine. Bunlara baraj açılışı diyoruz. Amaç nedir bu tür açılışları yaparken? Amacınız oyuna ikinci seviyeden başlayarak açıp oyunu rakibinizin yapabileceği olası bir zonu engellemektir. Zon nedir? Zon şu demektir. Üçüncü seviyede sadece 3 enti yaparsanız zon yapmış olursunuz en az. Yani artı puan alırsınız. Aldığınız puanın üstüne ekstradan puan verilir, bonus. Onları ileride anlatacağım. Diyelim tam yaptığınız 3 enti'yi size artı 500 puan daha verilir diyelim. Yaptığınız için. Zon olmuş oluyor çünkü 3 enti. En az 3 enti. Yani 3 kozsuz 9 el almanız gerekir. Renklerde ise 4 pik majörlerde ve 4 kör yani 10 el alarak kozunuz pik ya da kör olduğunda 10 el yaparsanız yine zon yapmış oluyorsunuz, ekstra puan alıyorsunuz. Minörlerin ise şartları daha ağırdır. 5 trefli ya da 5 karo yapmanız gerekir. Yani bu 11 el almak demektir. 11 el almanız gerekir zon yapmak için. Minör zonları daha zordur ve daha az tercih edilir. İlk önce zon en önemlisi. Oyunda zonu bulmanız önemlidir. Varsa oyun oynandıktan sonra 3 enti var ama siz onu bulup oynayamamışsanız rakipleriniz diğer masada bunu bulup oynarlar ve siz zarar edersiniz. Mantık bu. Yine oyunda 4 pik var. Oyun bittikten sonra bakıyorsunuz, inceliyorsunuz board'u. Yani biz 4 maça oynayıp 10 el yapabiliyormuşuz. Biz bunu niye bulamadık diye düşünürsünüz. Rakipleriniz bulur ve siz artı 500 puan alırken siz 3 pikte kalırsınız. Yani 9 elde kalır ihale. Onlar artı 500 alırken siz alamazsınız. Doğal olarak da sıralamada çok altlara düşersiniz. Herkes bulur siz bulamazsanız. 4 kör için de aynı şey. 10 el alacaksınız. 5 trefli ve 5 karoda 11 el almanız gerekir. Zonu engellemek işte burada. Oyunu ikinci dereceden açtığınızda karşınızda
Rakiplerin ellerinde 4 pik ya da 4 kör ya da 3 NT gibi bir el varsa bunu ikinci seviyeden konuşmalar zor olacağı için artık gittikçe daha zorlaşıyor. Çünkü her seviyede el büyüyor, 9'a çıkıyor, 2'de 8, 3'e gittiklerinde 9. Konuşma aralığını azaltıyorsunuz. Şimdi elinize baktınız. 2 karo, 2 kör ve 2 pik açılışı için elinizde 6 ya da 10 puan var. Ve ilk konuşma sırası sizde diyelim. Ya da rakibiniz pas geçti, ikinci sıradasınız sizde. Dediniz ki ben bu eli 2 karo, 2 kör ya da 2 pikle açayım. Ancak bunun da belli şartları vardır. Konuştuğunuz renkten en az altılı renginiz olacak. Yani 3 tane karoyla ya da 3 körle 4 pikle bu elleri açamazsınız. En az 6 renginiz olacak. Koz düşünün. 6 koz. Ve bunlardan 2 tanesi onörlü olacak. En az ikisi. Yani as, papaz, kız, valeden. En az ikisi sizde olacak. Ya as papaz. Genel kurallardır bunlar. Papaz kız. Kız vale olabilir. Bunların en az ikisi sizde olacak o renkte. O zaman bunlardan biriyle eli açabilirsiniz. Tercihen ikili açılışlarda iki pik en güçlü renk olduğu için bundan sonra oyuna girenlerin oyunu 3 enti ve 2 enti kalıyor geriye. Çünkü sıralama 2 kör, 2 trefli sinek, 2 karo, 2 kör, 2 pik, 2 enti sıralaması olacağı için isterseniz açılış sıralamalarını şöyle yazalım. Bir sinek, bir trefli açılabilir birinci derecede sıraya göre. Bir karo, bir kör olacağı için bir pik maça. Sonra birinci derecenin ve bütün derecelerin en yüksek oyunu olan kozsuz oyun, bir enti. Şimdi bir kişi bir pikle açtığı zaman size sadece bir enti söylemek kalıyor. Bir enti de özel bir açılış biliyorsunuz. Eliniz güçlü olmalı. Dengeli olmalı. Biri açtıktan sonra bile söyleseniz NT açılışları her zaman aynı şeyi ifade eder. O nedenle ikinci dereceye inip 2 kö 2 pik dediğinizde geriye 2 NT deme şansları var. Çünkü sinek, karo ve körü söyleyemiyorlar. Rengin sıralaması bunun için önemli. Peki. Şimdi bazı sistemlerde iki açılışları kuvvetlidir demiş. Biz o sistemleri oynamıyoruz artık. Dünyada oynanmıyor. Goren denilen bridge. Gelelim burada neden iki trefli yok diye düşünmüş olabilirsiniz. İki karo var. İki trefli açılışı yok mu? Var. Ancak bu açılışın anlamı özel bir anlamı vardır. Bir konvansiyondur, anlaşmadır. Bir içteki genel anlaşmalara konvansiyon denir. Bütün dünya bu iki trefliden ne anlıyor? Artifisiyel bir açılıştır. Yani gerçekten sinek göstermez. Kozum sinek demek değildir. 22 artı puan gösterir. Yani 10'er puanlarını sayıyorsunuz. 22, 23 bazıları için genelde dünyada 23 artı, 22 artı diyebiliriz. Ve Bridge'in en kuvvetli açılışıdır bu. Dengeli ellerle yapılabilir genellikle. Dengeli olmayan ellerle de yapılabilir. Dengesiz ellerde 22-23 puanınız varsa bu 18-19 puana kadar düşebilir.
Majör kozda 9 el kesin. Yani benim kozum 2 sinek açtığımda kozumu bilmiyor kimse henüz. Çünkü kozumu konuşmuyorum. Bu benim gerçek rengim değil. Sadece puan bilgisi veriyor. Bende güçlü bir el var. 23 puanlı. Majör kozda 9 kesin eliniz varsa biliyorsunuz majörde 9 kesin eliniz olduğunda eşiniz de size bir el sağlarsa 10 yaptığınızda zon. Zonu yapmış oluyorsunuz. İlk amaç zon yapmak. Sonra şilem yapmak. Yani 11 yapmak. İşte 12 yapmak. Sonra gran şilem yapmak varsa ellerde. Minör kozda da elinizde 10 el kesinse bu iki sinekle açabilirsiniz doğal olarak. İki sinek açtıysa işiniz zon yapana kadar ortak pas geçemez. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Acemilerin en çok yaptığı hatalardan biridir bu. Yani bu ne demektir? Ortağınız iki sinek açtıysa elinizde hiçbir şey olmasa bile pas geçemezsiniz. Yani ortağınız iki sinek açtı, kozu sinek değil ve siz pas geçerseniz zaten olmaz. Sizi masadan atarlar. Çünkü onun kozu sinek değil. Adamın 23 puanlık bir eli var ve kozu ne? Eli nasıl? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Sadece dağılımı bilmiyoruz ama puanı biliyoruz. En az 23 puanı var. Çok güçlü bir eli var. Peki pas geçemez ne demektir? Ortağınız 3 entiye ya da sizdeyse sıra sizin içinde olabilir. 4 pike zona kadar pas geçme hakkınız yok. 4 kör biliyorsunuz. Yine zon artı puan getiriyor. Onun ya da ortağınız 3 enti dediğinde pas geçebilirsiniz artık. Zondur. 4 pik dendiğinde ya siz ya da ortağınız pas geçebilir. 4 kör dendiğinde daha çok burada ortağınızı siz pas geçmeyin. Ortağınız karar versin. Çünkü güçlü elli olan bir işte kural budur. Güçlü eli olan oyunu yönetir. Gerekirse o pas der. Siz özellikle iki sinek açılışı yaptıktan sonra ortağınızı kendisi pas diyene kadar oyuna devam edeceksiniz bir şekilde. Nasıl devam edeceksiniz? Bunun özel anlaşması olan bir konvansiyondur bu. İki sineğe ortağınız nasıl cevap verir gibi. Bunları sonra anlatacağız. Konvansiyonlar bölümünde. 2 enti 1 enti de olduğu gibi eşit dağılımlı ve güçlü eli gösterir. 20, 21 dağılımlarınız bunlar olabilir. Beşli majör ile de yapılıyor. 1 enti yapılmıyor biliyorsunuz ama 2 enti yapılabiliyor. Beşli majörle de açabilirsiniz. Yine güçlü ve dengeli bir eli gösterir. 20-21 puan. Özel bir açılıştır. Konvansiyonu vardır. İki enti açan ortağınıza nasıl cevap vereceksiniz? Partnerinize. Bir enti açan partnerinize. Bunlar özel açılışlar. Bunların iki sinek, bir enti, iki trefli yani biraz önce anlattığımız. Bir enti, iki enti açılışlarının özel anlaşmaları vardır. O anlaşmalara biz konvansiyon diyoruz. Yani konvansiyon nedir? Biricin sembollerle ortağınla bir köprü kuracaksın, anlaşacaksın ve en uygun eli bulmaya çalışacaksın. Elin maksimumu nedir? Zon var mıdır? Yani 3 enti oynar mı o el? Ya da en az bir pik, 3-4 pik yaparak ya da 4 kör yaparak bir zon bulabilir miyiz? Birinci amacımız 3 enti, 4 pik, 4 kör oynamak.
Varsa tabii. Yoksa pas geçip duracağız. Elimizin maksimumu neyse. Tabii bu arada rakipler de boş durmayacaklar. Onlar da kendi maksimumlarını oynamaya çalışacaklar. Savunma yapacaklar ya da daha iyi eller varsa onlar anlaşacak. Siz savunma yapacaksınız. Şimdi üçüncü seviye açılışları sinekle de yapılabiliyor. Trefli, karo, kör ve pikle yapılabilir. Yine diğerinde 6 renginiz olmalıydı kozdan demiştik. 3'e çıkınca bunun 7 rengin 7'ye çıkıyor. Yani elinizde en az 7 trefli, 7 pik, 7 kör, 7 karo varsa ikinci seviyede 6-10 puanınız var. Zayıf bir eliniz var. Açabilirsiniz. Bunun amacı da yine olası bir zonu engellemektir. Bakın ta 3. dereceye indiniz. Siz 3 karo açtıktan sonra rakiplerin ellerinde aslında 4 pik varsa bile bunu bulmaları çok zor. Yani çok net elleri yoksa rakiplerden birinin işte bir sizin 3 körünüze en az onun da 7 tane karonuz var açtınız. Onda da 6 pikli sağlam bir el varsa belki yine bulabilirler ama onun dışında konuşma marjı çok kısa kaldığı için ve oyun büyüdüğü için 9'dan 10'a çıkacak. 10 nöbet almaları gerekecek. O nedenle bu tür açılışlar yapılır. Bunlara baraj açılışı diyoruz. Yani rakibi oynatmamak için yapılır genelde. Peki. Üçüncü derecede yine özel bir açılış olan 3 enti, 1 enti, 2 enti, 3 enti. Bu sefer 25-27 puana çıktı bakın. Elinizde 25-27 puan ve dengeli bir eliniz varsa 3 enti ile açarsınız. Dengeli olabilir ama bu ellerle genellikle iki trefli açılışı da yapılır. Ortağınız konuştuktan sonra iki trefliye 3 enti ile cevap verebilirsiniz yeniden. Yani iki trefli ile açmak daha mantıklı olabilir bu elleri ama 3 enti de kullanılabiliyor direkt. 4 seviyesinde oyun açılışları artık 10. 10 el. Tek başınıza 10 ele karar veriyorsunuz. Bak. Eliniz zayıf. 8'li karo. Trefli, kör, pik var elinizde. Ve bunların unutmayalım bu açılışlar baraj açılışı ve elinizde en az bu kağıtların en az 2 tane majörü olacak. Yani boş kozlarla açamazsınız. 9'ludan başlayan bir karonuz var. 8 adet. Bununla açamazsınız. Elinizde en az as, papaz, kız, valeden 2 tanesi olması şiddetle tavsiye edilir. Diğer türlü zor. Bunların hepsi o diğer rakiplerde olabilir bu durumda. Evet, yani bu açılışlar çok nadir açılışlardır. Bir kağıttan 8 her zaman elinizde olmayabilir. Ama nedir? 4 karo açarak rakiplerin konuşmasını önlemiş olursunuz. 4 sinek açarak. Rakipleri artık 4. seviyede yani 10 el alma barajının içinde 11. ele zorlamış olursunuz. Söylediklerinde 11'e çıkmaları gerekebilir ya da 10'da kalırlar en az. Peki örneklere bakalım. Bu ellerle ne açılır? 1, 2, 3, 4, 5 pikiniz var. Beşli majör oynuyoruz. 5 pik ne demektir? Majör açacağız. Şimdi ihale oynuyor olsaydınız bu elinizin kozu maç olurdu zaten. En uzun maça görüyorsunuz. Bir işte de aşağı yukarı bu demek bu.
5 maçınız varken herhalde kozunuzu kör kupa demezdiniz. Bu el 4, 5, 7, 10, 11, 13 puanı var elin. Bu eli açacaksınız, sıra sizde mutlaka. Ya da rakip pas dedi, sıra size geldi. Daha kimse konuşmadı. 13 var. Bir de şurada kısalık puanı göstermişler. İki sineğiniz var. Yani ben sineklere çakarak bir el yapabilirim düşüncesiyle artı bir puan eklediniz. 14 puan. Ancak bunu kozda anlaştıktan sonra eklemekte fayda var bence. Siz 13 düşünün. 14 puanına göre açın uzunluk puanlarını. Ancak eşinizle kozda anlaşırsanız, eşiniz için maça da uygunsa, onu oyun içinde anlayacaksınız. O zaman düşünelim. Ne açacağız böyle? Bir pik. Evet. Başka bir şey açmaz. Böyle bakalım. Dağılımınız 4, 4, 2, 4. 3, 5, 8, 9, 10, 14 puanınız var. Majör puanınız var. Ama 4 pik, 4 körünüz var. Beşli majör oynuyorsanız, ki biz ona göre anlatıyoruz, bu eli beşli majörle açamazsınız. Yani bir pik ya da bir kör diyemezsiniz. Çünkü dörder tane. O zaman minör açılışı yapacağız. Yani karo ya da sinek renklerinden biriyle açacağız. İki karomuz var, dört sineğimiz var. Yani ihalede oynasaydınız diyelim. Eğer ki körü koz söylememeniz gerekiyorsa, British kurallarına göre bu durumda kupayı koz söyleyemiyorsunuz. Çünkü açılı sırası sizde ve 5 tane değil. Doğal olarak burada minörlerden uzun olanını açacaksınız. Yani sinekle ve bir trefli diye açacaksınız oyunu. 4 sineğiniz, 2 karonuz var doğal olarak. İyi bir el bu. 3, 4, 11, 13, 14, 17, 19. Yanlış saydım herhalde. Çünkü burada 17 puan diyor. 3, 4, 8, 10, 12, 15, 17. Doğru. 17 puanınız var. Beşli majörünüz yok bak. Ne 5 kör ne 5 pikiniz var. Majör açamazsınız. Biz demiştik ki 15 ile 17 puan dengeli bir eliniz varsa bunu bir enti açacaksınız. Evet, bu tam bir entilik bir el. Ortağınıza ne diyorsunuz? Benim 15, 16, 17 puanından birisi var bende. Majörüm yok. Beşli majörüm yok. Herkese söylüyorsunuz bunu oradaki. Rakipler de bunu biliyor yani. Öyle düşünelim. Bütün açılışlarda herkese aynı şeyi anlatıyorsunuz aşağı yukarı. Ben böyle bir enti ile açacağım. Başka açamam. Elim dengeli zaten. 4, 3, 3, 3 bir enti için en ideal eldir. Evet. 4, 8, 11, 15, 18, 19, 21, 22 puanınız var. Uzunluk puanını düşünmeyelim yine şimdilik. 1 puan. Neden uzunluk puanı? Daha doğrusu uzunluk puanını nereye vermişler? 2, 4, 2, 4 kısalık puanı vermişlerdir büyük ihtimalle dengesiz el. Şuraya kısalık puanı 1 puan. Sineğe çakacağınızı düşünülerek. Bu eli 2 sinekle açacaksınız. 22 artı puanınız var. Ne olduğunu bilmiyor kimse. 22'nin üzerinde. Ya da 22. Bunu özel bir açılıştır. Bu açılış sinek göstermez. Bakın iki sineğiniz var. Papaz altılı.
Ortağınız pas geçti. Acemi diyelim. Bu elle sinek kozuna batarsın. Yani batma ihtimali yüksek. Bu elde ortağınızda 9 tane sinek bile olsa pas geçemez. Daha önce anlatmıştım neden. Neden? Bu oyunda konuşma şeyi sizdedir. Pası ancak siz geçersiniz. Onu da zonu bulana kadar ortağınız konuşacak. Çünkü neden ortağınız pas geçemez? Pas geçti. Rakip siz konuştunuz. Ne dediniz mesela? İki sinekten sonra ortağınız bir kere konuştu ve siz ne konuşacağını söyleyeceğiz. Ortağınız bu ele nasıl cevap verecek ileride anlatacağız. Siz bir yerde iki renk söylediniz artık. İki kör dediniz. Ortağınız pas dedi. Olmaz. Pası siz geçeceksiniz gerekirse. O zonu bulana kadar devam edecek. 4, 6, 10, 11, 14, 16, 20, 21 puanınız var. Dengeli bir eliniz var. Bunu iki entiyle açabilirsiniz. Beşli renginiz yok majörlerde. Olsaydı belki de onlardan biriyle de açabilirdiniz. Dengeli el olduğu için burada iki enti ile açacaksınız. O da özel bir açılıştır. Onun da cevapları farklıdır. Ortağınız ne diyecek? Ne söyleyecek? Hangi renkle cevap? Evet, zayıf açılışlara bir örnek. 4, 6, 7 puanınız var. Toru topu. Sıra sizde. 2, 4, 6 körünüz olduğu için ve 7 puanınız olduğu için 10'ör puanı. Burada 2 kupayla açabilirsiniz. 2 körle. Ama biliyorsunuz 5 körünüz olsaydı açamazdınız. 6 olacak. 2 seviyesinde ve yine as ve kız olmasaydı açamazdınız. Mutlaka majörlerden 2 tanesi sizde olacak. As, papaz, kız, valeden ikisi sizde olmalı. Gelelim buraya. Yine 8 puanınız var onör. 7 adet 2 onörlü pikiniz var. 7 olduğu için 8 olsaydı 4 pik deyip zonla açabilirdiniz bunu. Ama 7 olduğu için burada 3 pikle açacaksınız. Biraz önceki kupada olduğu gibi körde iki tane de onörünüz var bak pikte. Dokuz onör puanınız var. 8 adet 2 onörlü karo var. 2 onörünüz olacak bak. Karoda. As papaz onörlü. 8 tane olduğu için aynı renkten 4 karo ile açabilirsiniz. Şimdi şunu karıştırmayalım. 9 değil de 13 puanınız olsaydı bu elde bu eli bir karo açacaksınız. Tam tersi. Çünkü güçlü el. Ama 9 puan zayıf bir el gösterdiği için bir karo açmanız gerekir. Evet, umarım yardımcı olabilmişizdir. 1 seviyesinde, 2 seviyesinde, 3 seviyesinde ve 4 seviyesinde açılışları anlattık. Özetleyecek olursak 1 seviyesi kuvvetli açılışları gösterir. Tam tersine konuşma aralığı vardır. Çünkü 1'den 7'ye kadar konuşabilirsiniz. 1 ile 7 arasında konuşabilmenizi sağlar. Eliniz güçlü olduğu için rakiplerinizin konuşamayacağını varsayarak fazla. Siz oyunu yönetirsiniz eşinizle beraber. O nedenle tam tersine güçlü eller zayıf yerden açılır. Yani 1 seviyesinden açılır. Zayıf eller ise 2, 3, 4 ile açılır. 2, 3, 4 ile açılan ellerin amacı ortak rakiplerde olan bir zonu engellemektir. Yani bir 3 entiyi, 4 körü, 4 piki ya da bir 5 karoyu, 5 trefliği önlemektir amaç. Onlara konuşma yeri bırakmamaktır.
Evet, umarım faydalı olabildik. Bugün dersi burada bitiriyoruz. Bir dahaki dersimizde konvansiyonları anlatacağız. Yani bir işteki anlaşmaları, iki sinek açılışı vardı, hani özel, bir enti. Bunlara nasıl cevap verilir özellikle? Özel açılışlardan sonra ise normal, doğal açılışlara nasıl cevap verilir? Yani ortağınız bir sinek açtı. Rakip pas geçti. Size geldi. Siz ortağınızı bir sineğine nasıl cevap verirsiniz? Evet, kolay gelsin.